Gençler merhabalar. E, 2022 iş güç enerji sorusu. E, soru şu yatayla eğim açıları 37'şer derece olan e, iki tane eğik düzlem var. 37'şer derece. Ve bir cisim bir yükseklikten serbest bırakılıyor. haş yüksekliğinden. Şöyle bir haş yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Diğer tarafa geçiyor duruyor. ...sonra tekrar geri geliyor. Sürekli bir hareket yapıyor. Tabi bu hareketi yaparken soru sürtünmeli. Bu yüzden bir yükseklik kaybediyor. E, diyor ki... ...eninci kez sağdaki... ...şuna sol diyelim, şuna sağ. Eninci kez... ...sağdaki eğik düzleme geldiğinde... E, ...yükseklik nedir diyor. Şimdi sorunun... ...metnini yazdım. E, siz buradan bakarsınız. Şimdi... ...mesele... Sürtüme katsayısı da 1 bölü 4 diyordu. Tipik bir enerji dönüşümü sorusu. Bir başlayalım. Şimdi şöyle olsun. Bir kere burada ilk başta ben bu cismi bıraktığımda biraz yükseklik kaybedecek ve duracak. Atıyorum şurada dursun. Bu ilk gittiğinde çıktığı yüksekliği merak ediyorum. Ona da isterseniz küçük aç diyelim. Şimdi şuradaki çarpışmada da bir hız kaybı yok. Bir absürt durum yok. Aynı şekilde karşı tarafa geçiyor demiş. Ee, şimdi ilk enerji son enerji işte yazacağız. Bu bir enerji dönüşümü sorusu. İlk enerji son enerji işte yazacağız ama kaçırdığı ısıyı son enerjiyi eklememiz lazım değil mi? İlk başta sahip olduğu bir enerji var. MGH. Son durumda sahip olduğu bir potansiyel var. MG küçük h. Bir de kaçırdığı ısı yani f sür çarpı x. Tabi aldığı yol x dediğimiz şey. Yani şuradaki 3 4 5 üçgeninde 3 olan yere h demişiz. 5 olan yere 5 bölü 3 h diyelim. Aynı mantıkla şuraya da 5 bölü 3 küçük h diyelim. Sürtünme kuvveti eğik düzlemde nasıl bulunuyordu? Hocam bunun aşağı doğru bir mg ağırlığı var. Ama yüzeye basanı Mg cos 37 idi. Tamam. E o halde devam edelim meseleye. İlk başta Mg haşımız var. Mg küçük h artı F sür yerine K Mg cos 37 4 bölü 5 çarpı aldığı yol. Yani şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı. Yani 5 bölü 3 parantezinde... Büyük H artı küçük H diyelim. Tamam. O halde temizliği yapalım. Yani şu MG'lerden kurtulalım. Şu 4'ler gitsin, şu 5'ler gitsin. Büyük H, küçük H artı 1 bölü 3 H artı 1 bölü 3 küçük H olmuş oldu. Şunu şu tarafa atarsak 2 bölü 3 H 4 bölü 3 küçük H olmuş oldu ve küçük h'ı H bölü 2 bulduk. Yani yüksekliğinin yarısını potansiyel enerjinin yarısını sahip olduğu kaybediyor. E tamam yani bu şu demek oluyor. H yüksekliğinden bıraktığımda ilk durumda karşı tarafta H bölü 2 yüksekliğinde. Tabi geri dönerken de aynı şey olacak. Buradan H bölü 2 şuna tabi büyük H diyelim. H bölü 2 yüksekliğinden saldığım bir adam da diğer tarafa geldiğinde h bölü 4 yüksekliğine çıkabilecek. O da sağa geçerken yüksekliğinin yarısını kaybedecek. O geri dönerken yüksekliğinin yarısını kaybedecek. O diğer tarafa giderken bu böyle gidiyor. Yani bizim buna bir artık genel terim bulmamız lazım. Hatta bu geri döndüğünde h bölü 64 olacak. Bu diğer tarafa gittiğinde h bölü 128 olacak. İlk gidişi buydu. İkinci gidişi bu. Üçüncü gidişi, dördüncü gidiş diye devam ediyor. Şimdi artık tekerlemeyi görelim. Yani burada bir 1 bölü 2 var. Birinci gidişte. İkinci gidişte bir 1 bölü 2 var. Bir de 1 bölü 4 var. Değil mi? 1 bölü 4 var. Birinci gidiş, ikinci gidiş. Üçüncü gidişte bir 1 bölü 2 var. Bir de 1 bölü 4'ün karesi var. Yani 2'nin karesi var. Hatta şöyle yapsak daha güzel. Yani buradan da aynı şey çıktı ama şöyle yapalım. İlk gidişinde 1 bölü 2'nin birinci kuvveti. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti. İkinci gidişinde 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti. 1 bölü 2'nin beşinci kuvveti. 1 bölü 2'nin yedinci kuvveti. Yani 4'ün iki katından bir eksik. 3'ün iki katından bir eksik. 2'nin 2 nin iki katından bir eksik. O zaman ne olmuş oldu? Bizim h üssü dediğimiz şey orijinal h 1 bölü 2'nin 2 iki katından bir eksik olmuş oldu. Değil mi? Çünkü ilk gidişinde bir kere gidiyor. İkinci gidişinde bir gidiyor, geliyor, bir daha gidiyor. Yani 3 kere gidiyor. Diğerinde 5 kere gidiyor. Buradan da böyle bir genel terim bulduk. Bunun üzerine biraz daha konuşasım vardı ama Bence mesele anlaşılır. Çok da zor bir soru değil. Bu soruyu burada bitiriyorum. Bir dahakine görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.